Herkese merhabalar. Bu videomuzda, 80'li yılların sonunda başlayıp, 2000'li yıllara uzanan ve 15 yıllık serüveniyle, Türk televizyon tarihine damgasını vuran Bizimkiler dizisiyle karşınızdayız. 15 sene boyunca keyifle izlediğimiz Bizimkiler, bir apartmanda yaşayan ailelerin, kendi aralarında ve çevreleriyle yaşadıkları ilişkileri, komik bir dille anlatıyordu. Dizinin ilk sezonlarındaki hikayesi, Erdal Özyağcılar'ın canlandırdığı Şükrü'nün çekirdek ailesi, akrabaları ve apartmanda bulunan birkaç karakter etrafında geçerken, seneler geçtikçe, ana hikayenin ekseni kaymış, oyuncu kadrosu değişmiş, apartman kalabalıklaşmış ve dizide ön plana çıkan bir aile veya karakter kalmamıştır. Bununla birlikte, birçok değişim geçiren dizi için, çekirdek kadrosundan ve genel havasından bir şey kaybetmediği söylenebilir. Dizinin her bölümü, Şükrü'nün oğlu Ali'nin, o bölüm hakkında anlattıklarıyla biterdi. Yani aslında, Bizimkiler dizisi, hep Ali'nin anlattıklarından izlenirdi. Dizinin ilk iki yılında Şükrü'nün ağabeyi Şevket rolünde, Cihat Tamer yer almıştır. Daha sonra, bu role Engin Şenkan getirilirken, Tamer'in diziden ayrılma sebebi, alacaklarını tahsil edememesi olarak gösterilmiştir. ...1997 yılında Erdal Özyağcılar, sadece Şükrü karakteriyle anılmak istemediği için ve yeni başladığı dizi projesi, Şehnaz Tango, sebebiyle kadrodan çıktı ve yerine bir başka usta oyuncu Savaş Dinçel geldi. Şükrü'nün ailesi dışında ilk sezonlarda dizinin önde gelen karakterlerinden bazıları, apartman yöneticisi Sabri Bey ve eşi Ayla Hanım, kapıcı Cafer, katil Yavuz, baykuş Cemil, Cafer'in kayınbabası Halil Pazarlama ve muhasebeci Ergun idi. İlerleyen sezonlarda, yengeç Hüseyin, Tak Sedat, Davut Usta ve oğlu Halis, Doktor Türkan, Tahta Kafa Raşit, Muvaffak Hoca, Şair Cenap ve İbrikçi Sıtkı gibi yeni karakterler diziye eklenmiştir. Dizinin 454 bölümüne, yönetmen olarak, Yalçın Yelenç'e imza atmıştır. Dizinin künyesinde yönetmen sıfatıyla yer alan diğer isim, Erkavim Yıldırım ise, 5 bölüm süren son sezonun yönetmenliğini üstlenmiş ve dizi 459. bölümü ile sona ermiştir. Dizinin yapımcısı Güner Namlı'dır. Namlı, ilk iki sezonda, Şükrü'nün Almanya'daki arkadaş ve iş ortağı Tarık rolüyle oyunculuk da yapmıştır. Dizinin diğer yapımcısı ve yapım şirketinin sahibi olan Umur Bugay aynı zamanda senaryo yazarıydı. Bugay, 27.900 sayfada toplam 24.500 sahne ve 388.495 diyalog yazdı. Dizinin araştırma ve öyküleme çalışmaları 8 kişilik yazar grubu tarafından yapıldı, senaryo yazımına, daha sonra Sulhi Dölek de katıldı. Dizinin dış çekimleri, Kadıköy Kozyatağı'ndaki Şale Apartmanı'nda gerçekleştirilmiştir. Ek olarak, dizinin oyuncu kadrosuyla, 1993 ve 1998 arasında yaz sezonlarında, Yazlıkçılar dizisi çekilmiştir.
dizinin çekimleri devam ederken vefat eden oyuncular da olmuştur. Bu oyunculardan ilki, Nazım'ın arkadaşı Faik rolündeki Yavuz Erçetin Kaya olmuştur. Sonrasında Nazım rolünü canlandıran Yaman Okay, 1997 sezonunda emekli hakim Hüsnü Başaran rolünü canlandıran Orhan Çağman, 2000 sezonunda Şükrü ve Şevket'in anneleri Leyla Başaran rolünü canlandıran Güzin Özipek, 2001 sezonunda Sabri Bey'in kayınvalidesi, Büyük Hanım Suna rolündeki Latife Saruhan ve 2002 sezonunda Yengeç Hüseyin rolünü canlandıran Savaş Yurttaş, dizideki rolleri devam ederken vefat etmişlerdir. Dizinin bölümlerinin popüler kanallar aracılığıyla tekrardan televizyonda yayınlanması zor görünse de, şu an için, diziyi, yayınlandığı dönemde kaydetmiş paylaşımsever dostlarımız sayesinde internette bulmak mümkün.